Birini dinlemeye bile tahammül olmayan insan tablosu bizlere Müslümanın kim olduğunu sorgulatıyor. Müslümanlık öyle bir karakterdir ki olgun ve aydın insan dediğimiz bir kimlik olarak karşımıza çıkar. Nefsini tezkiye etmiş, kötülükten arındırmış, her zaman insanlar için hayrı düşünen, nefsini koruduğu gibi başkalarını da koruyan, kardeşlik duyguları besleyen, olaylar karşısında sükunetini koruyabilen, şükür ehli, kanaat ehli, birlikten, beraberlikten, dirlikten yana olan bir insan arıyoruz. Zira ancak bu insana medeni denebilir. Bir kimlik düşünün, yukarıdaki vasıfların hiçbiri onda yok. Üzerinde taşıdığı pantolon, kravat onu medeni yapmaya yetmeyecektir. Medeni olmayandan diğer kişilere karşı dürüst olması, insan olmaktan kaynaklanan haklarına saygı duyması da beklenemez. Önceki günkü oturumda pakete karşı çıkan CHP'li ve HDP'li vekiller, AKP'li vekillerce tartaklandılar. Hani HDP'liler teröristti, demek bunca sene haklarında söylenenler nefsi çıkarlar uğruna uydurulan ithamlardan başka bir şey değildir. Bizim Kürt kardeşlerimiz hakkındaki temel tezimiz, bunları dağa çıkaran iradenin zulümle hakkını yiyerek, hak vermeyerek, vatandaşlarımıza bilerek bu sonu hazırladıklarıdır. Ve biz dağa çıkanlardan ziyade onları dağa çıkmak zorunda bırakanların sorgulanmasını ve cezalandırılmasını savunuyoruz. Yine kolluk amirinin acele hallerde sözlü emriyle kişinin üstünün, eşyalarının, aracının aranması ya da cep telefonlarının serbestçe dinlenebilmesi veya valinin suçun aydınlatılabilmesi için gereken acele önlemleri alması yönünde doğrudan emir verebilmesi ne manaya gelmektedir? Bu maddeler anayasanın özel hayatın gizliliğini teminat altında alan 20. maddesine, haberleşme özgürlüğünü güvenceye alan 22. maddesine aykırıyken AKP neyin acelesi içindedir? Sosyal medyanın herkes tarafından kullanılması toplumsal olaylara karşı duyarlılığı arttırmıştır. Herkes daha özgür, kişi dokunulmazlıklarına, özel hayata, hürriyetlere daha saygılı bir devlet özlemindedir. Hal böyle iken kan dökerek atılmaya çalışılan bu adımlar acaba okyanus ötesine verilen vaatlerin çabuk yerine getirilme çabası mıdır? Profesör Doktor Haydar Baş.